kaderimiz böyleymiş. Senden bir isteğim var oğlum. Bu fani dünyadan göç ederken... Baba, böyle konuşma, lütfen. Son isteğimi yapacak mısın oğlum? Ne istersen yaparım babacığım. Söz veriyorum. Git bana yarım kilo baklava al. Tatlı tatlı. Olur baba. Yürü, yürü. O kadar kızını düşünürsen, o saliyeti yine çıktı ortaya. Para isteyip duruyor. Babası sensin. Sen ilgilen o itle. Bana ne söylüyorsun? Cıgır Bey evi terk etmiş. Binden sabah iki gözü iki çeşme geldi. Evsiz kalmış. Cıgır Bey mi? Ya. Evsiz mi? Ya. Ay sokakta. Ya. Rüyamda bir buz çölünden geçmeye çalışıyordum. Hem de tek başıma. O da yetmezmiş gibi peşime bir kutup ayısı takıldı. Ne yapacağımı şaşırdım. Ne yapacaksın Oski? Kaçacaksın tabii. Vallahi ayının kürkü o kadar sıcak göründü ki gözüme. İşte şöyle sana sarıldığım gibi sarıldım ona. Bunu Zeli abi görsün, aynen Gülbeyaz okuyacak. Gülbeyaz da bu kadar para kazandığımı duyunca... Abi sen ne diyorsun canım, aşkım, sevgilim, bir tanem diyecek be. Ah lan ah Gülbeyaz, ah şu an olmasa ya. Biz aslında çalışacak bu işte, tecrübemiz yok. Gülü baba ya. Hadi gidelim Oski. Durun durun, bir dakika gelin. İşi bilmiyorsunuz belki ama çok namuslusunuz belli. Aa bak. Namuslu olduğumuzdan hiç şüpheniz olmasın. Pekala, işe alındınız. Ne? O üç kağıtçı herifle bir olup... ...Rıza abime Taki'nin evi diye başkasının evini satmışsınız. Taki denen herifi bulun. Rıza abiden aldığınız komisyon paralarını getirin. Yoksa sizi aşağıya atarım. Anlaşıldı mı? Aa, ne oldu ki? Ay bunların sattığı ev var ya. Satan dolandırıcıymış. Sözde dolandırılmışlar. Anne, başımız büyük belaya girdi. Eğer parayı iade etmesek bizi öldürecekler Adile abla ya. Atmayın, dünyada inanmam. Aa, ben de inanmıyorum zaten. Bunlar sizi kandırmak için yapıyorlar. Sizden parayı almak için yapıyorlar Adile abla. Zeliha. Demiştim sana. Siz buranın bekçisi misiniz? Yok, biz alışverişe gelmiştik. Yürü baba alalım hemen. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Alo Oski, ne oldu? Selim abi, biz gece bekçiliği yapıyorduk markette. Burada da soyguncular var. Soygun mu? Tamam, ver adresi, hemen gelir. Öleceksin. Karıştırma. Çekilin şöyle, açılın hadi. Hadi açılın şöyle. Hadi daha çabuk, hadi. Baba kurtar beni. Hadi. Yapmayın ya. Ağlama lan, delikanlığın kitapta ağlamak var. Seyircilerim, hoş geldiniz. Gülbeyaz, Gülbeyaz, kalk kız, kalk. Ha, size bol bol öpücükler. Uyan kız, uyan. Ay ne oldu anne? Çekilsene şöyle, kameraların önünü kapatıyorsun. Tövbe tövbe yarabbim. Kızım televizyon stüdyosunda değilsin. Kendine gel, kalk hadi, kalk. Neredeyim ben? Ayol yatağındasın. İyi anneciğim. Ah tembel kız, kalk. Baban akşamdan beri ortalarda yok. Gelir anne, gelir, merak etme. Kızım sabah oldu, baban hala ortalarda yok. Ya anne gene bize kızmıştır, bir meyhanede sabahlamıştır. Hadi sen uyumana bak, hadi. Ay çok merak ediyorum, kalk. Muhakkak başına bir iş geldi. Hadi kızım kalk. Tamam anne, tamam. Kurban olsun anne. Tamam anne ya. Hadi hemen yiyin ve gidip arayalım babacığını. Tamam anne, tamam. Hadi çabuk ol, Kızım sen evine gitsene. Beklemekten fıtık olacaksın. Asıl sen evine git. Bu soğuk havayı senin yaşın kaldırmaz. Ay benim yaşımda ne varmış? Geçen sene 14. kocayı toprağa verdim. Biz eski toprağız. Sen kendine mukayyet ol. Duba. Yakında şişmanlıktan yürüyemeyeceksin. Aa, sen kendine bak. Kocaman biri. Bir direme binayı börtermiş. Gülbeyaz, hazır mısın kız? Aa. Gülbeyaz. Anne rahat bırak beni ya. Gülbeyaz kızım. Ne var anne ya? Yatağındaki sevimli o yaratık şey de ne öyle? Ha,
Bak bak bak, koyuna doğru yürüyor. Ne diyorsun anne? Kız, koynunda fare var diyorum. Anne nerede? Günaydın kızım. Hadi babanı aramaya gidiyoruz. Anne bu yapılır mı ya? Ya. Ay yatağım. Ay anneciğim sabah oldu. Ya sahi mi? İyi ki söyledin kız. Ay anne bak Cügülü Bey yüzünden üçlü pasta olacaksın. Hadi evimize gidelim. Ben Cügülü Bey değil kızım, otobüs bekliyorum. Aa. Buradan otobüs geçmez ki. Ama ben şehirler arası otobüs bekliyorum kızım. Ay nereye gidiyoruz anne? Tatile çıkıyoruz kızım. Ben hemen gidip valizimi hazırlayıp geleyim. Aa. Anne sen benimle dalga geçiyorsun. Ne akıllı kızsın bir Aydan. Bu kadın buradayken ben hiçbir yere gitmem. Siz ne dikilip duruyorsunuz burada? Onu sen asıl anana sor. Öyle ağızlıkla köşe başları da şeyler gibi. Neler gibi? Şan şeyler gibi. Hani... Bana bak, tepemi attırma. Bana adıyla sanıyla kaşar memnun eder. Ay anne uymasın ona. Ya yapmayın. Kavga ya. Bırak. Kavga etmeyin. Ayıp sabah boş ver sabah. Boşver anneciğim, boşver. Cügülü Bey yüzünden. Adile kardeş, Cügülü Bey hala ortalarda yok. Ya sormayın, senin de ortalarda yok. Sabaha kadar gözüme bir damla uyku girmedi ya. Ay çatlayacağım kız, polise mi haber versin? Kardeş müsaade etsen de şöyle geçsek. Koskoca sokağa sığamadın yani Sabahat karısı. Bana bak, çok konuşma. Zaten tersinden kalktım Adile karısı. Bana bak, asabımı bozma, ağzımı açtırma. Oğlum ortalarda yok, zaten sinirlerim tepemde. Bizim de sinirlerimiz tepemizde herhalde, çekil be. Ay yapma. Ayol benim aslan gibi kocamda utum yok be kadın. O zaman bunların hepsi beraber olmalı. Kaza falan olmuştur belki. Allah korusun. Ağzını aç kız, sus be. Ay ya bunlar doğru söylüyorsa? Abiler uyanın. Öldüler mi? Aman Allah korusun. Ne oldu bize ya? Ne oldu bize ya? Öldük biz abiciğim, öldük. Ne ölmesi be? Yaşıyorsunuz kardeşim. Yaşıyorum. Size şaka yaptık. Ne? Size kamera şakası yaptık. Ne şakası? Kamera şakası yaptık. Bakın kamera şurada işte. Evin gayet sağlıklı. Eşek şakası bu be. Kızma Davut, ölmediğimize şükretmeliyiz. Gerçekten şimdi ölmedik mi abi ya? Hayır ölmedik lan Armut. Duymadın mı kardeşim, şakaymış şaka. Eşek şakası bu, eşek şakası. Marketimizden bir süre hediye kazandınız, güle güle kullanın. Ne? Ne? Ya. Esnemekten çatlayacaksın kız. Kız kapat çeneni de konuş. Ay bir dakika Adile abla, daha hala uyanamadım ya. Kız gecelerin akış mı işliyorsun? Ne bu uyku? Ay çok güzel bir aşk filmi seyrettim dün akşam. Fakir bir sokak kızıyla zengin bir çocuk büyük bir aşk yaşıyorlardı. Ay öyle şeyler kaldı mı bu zamanda? Sen anlamazsın, sus. Ay neyse yahu. Sonra kızla çocuk sokakta çarpıştılar. Şimdi sana bir çarpacağım. Bırak kızım şu çarpışmayı da anlat. Anlat kızım, Cügülü Bey nerede? Ay anne Cügülü Bey deyip durma, Allah Allah. Sus kız hadi. Cügülü Bey'i sormak sana mı kaldı be? Hayır. Kız nerede bizimkiler? Ay anlatıyorum ya. Dün akşam Davut amca, Kıtır, Selim, ben şurada oturuyorduk ki... Detayı bıraksak iyi olacak Zeliha Hanım. Hadi anlat. Amma acelecisin be, kız anlatıyor herhalde. Anlatsın şimdi bayılacağım ha. Ama sen zaten bayılmak için bahane ver. Bundan nelerle uğraşıyorlar baksana. Anlat kızım Zeliha, şimdi çatlayacağım, anlat. Sonra telefon çaldı. Kabak tadı verdin ama artık ha. Başlayacağım telefonu ha. Kızım şu telefonu bıraktı, anlat. Ay o susun da kız anlatsın.
İşte telefon çaldı. Bir marketten Ozki aradı. Market mi? Evet. Selim, Kıtır, Davut amca hepsi fırlayıp gittiler. İşte hepsi bu kadar. Nereye gittiler oraya? Ne oldu? Ay ne bileyim, ben de bilmiyorum ya. Ben üstümü değiştireyim. Bir de yüzümü yıkayıp geleyim, tamam mı? Ay ne yazım var. Zeliha git. Zeliha. Market olsun. Ay yok. Sen ne yapıyorsun? Yeter ya. Yeter ya. Abi çok yorulduk. Keşke bir taksiye binseydik ya. Cepte param var sanki Armut. Çok konuşmayın çocuklar. Kestirmeden gidersek az sonra sokaktayız. Evet. Yürüyün çocuklar. Bizim mahalledekiler kahvede toplanmıştır bile. Siz ne duruyorsunuz böyle ya? Evimiz yandı da açıkta kaldık. Oğlum Ozki. Gel bakayım buraya. Ne var baba? Allah Allah razı olsun. Ver bakalım şunları Ozki, ver. Allah razı olsun. Ver. Çok sağ ol. Alın bakalım, alın. Afiyet olsun. İyi. Heh, al. Allah razı olsun. Bunu da al. Al bakayım. Ay. Ne yaptın Cigül'ü baba? Görmüyor musun? Ay susuz perişan haldeler. Biz nasılsa karnımızı doyururuz. Olan olmayana verecek Ozki. Bunu iyi öğren. Haklı adam. Doğru söylüyor. Hadi gel. Bacım, al bakalım. Sağ ol kardeşim. Buyur ablacığım. Sağ ol. Sağ ol. Allah razı olsun. Sağ ol. Şşş, Kıtır, getirsene malları. Evet. Ama abi. Cemre Armut. Cemre Armut. Peki peki. Buyur abla. Geçmiş. Hadi afiyet olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ olasın. Sağ olasın. Allah sizden razı. Çatlayacağım kızım şimdi Gülüm'e. Ne yapacaksın Cigül? Ne oldu? Nerede kaldılar? Ay Allah Allah. Aa, geldi. Allah geldi. Ah, geldiler mi? Geldiler mi? Yok, yok, yok. Yok, yok. Nerede kalmıştık? Aa, filme devam edelim. Ay, ay, ay. Söke söke verdim. Abi sen bir ay ay yapma. Allah Allah. Davut abi. Yavaşlar. Aa, anne babalar geliyor. Gelecekleri varsa görecekleri de var. Senin şeyler ne olacak? Ah kızım bak geliyorlar. Ay, merhaba var. Nerelerdeydiniz dün geceden beri Davut efendi? Baba meraktan öldük ya. Söylesek yine inanmayacaksın. Ah Selim havai çocuk. Bütün gece meraktan uyuyamadım senin yüzünden. Anam geldik işte. Nasılsın Ozki? İyiyim minnastice. Ozki'cim. Merhaba Aydan teyze. Aa, bana teyze deme. Ay nene neredeydiniz Cigül Bey? Meraktan öldük. Arkadaşlarla beraberdik. Market süren soyguncularla boğuştuk. Ama şakaymış hepsi. Ya. Şakaymış. Yani öyle değil, kamera şakasıymış. Anlamadık ya, neyse. Duyduğuma göre Cigül Bey yeni bir ev arıyor musunuz? Arıyorum da yok be. Buyurun gidelim. Aa, olmaz öyle şey. Sana ne be? Bu dünyada senin virane evinden başka evler de var. Binnet Hanım! Fırsatçı, edepsiz! Parçala! Bana! Benim parçalarım! Yeter! Kendinize gelin Binnet Hanım, ne yapıyorsun? Allah Allah. Ya yapma Binnet teyze ya! Ayıp oluyor ya! Hiç ayıp falan olmuyor. Bırak şunu parçalayın. Ay sen şunu parçalayın! Hayır, yaşından başından olan Memnune Hanım. Aa, ne varmış benim yaşımda başımda? Benim gönlüm geç, gönlüm. Hadi canım. Ama dışın en az 2 milenyumluk gösteriyor. Ay, espriyatı çarpıldı. Sen kime çarpık diyorsun küçük kırık? Şşş, kızlar, kızlar, lütfen, lütfen, lütfen. Ne öyle içime düşecekmiş gibi bakıyorsun? Balgısın. Ooo, Cigül'ü Bey bakıyorum da kara borsadasın. Davut yine gene başlama. O konuşmasını bilmez Cigül'ü. Aa, sen benim kocam için ya mi konuşuyorsun? Ben abla. Şimdi parçalamaz mıyım asıl seni? Asıl ben seni parçalamaz mıyım? Sabah az karısı! Buyurun efendim, buyurun. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet, hoş bulduk. Buyurun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Bir şey değil, buyurun. Rica ederim. Buyurun efendim, buyurun. Aa,
Girsene, ne bakıp duruyorsun suratıma? Hadi çekil de kapıyı kapatayım ufak. Teyze, seni düşünmüyor musun ya? Ne teyzesi be? Ben ablayım, salak görmüyor musun? İyi kızma abla ya. Yürü. Aa. Teyzeymiş. Buyurun geçin, rahat rahat oturun. Hemen yatak odasını hazırlayayım, güzel bir uyku çekin. Sağ olun, bir aracı kahvenizi içer gidelim. Aç karnına kahve içilir miymiş? Ciguli baba. Aa, aç mısınız? Aa, kız hemen kahvaltı sofrasını hazırladı. Yürü yürü. Anne, kız yürü. Ne bakma aptal aptal. Anne, ne kahvaltısı? Anne bırak ya. Kız yürü. Ben bilmiyorum kahvaltı hazırlamayı. Mutfağa çıkın. Ay anne, yürü. Dur ya. Ay anne yürü ya, dedi. Dur ya. Üf, nefesim gitti be. Oski oğlum, sen iyice utanmaz bir deve oldun ha. Hiç öyle söylenir mi? Ne yapayım baba, karnım çok açtı. Arsız deve. Ağlama Binnaz teyze ya. Ay, ağlama ya. Ağlama. Bravo size oğlumlar. Bir günün kavgası geçiremiyorsunuz. Ya. Aman dur şimdi Davut. Kadın biraz üzüntüsünden ne hale geldi ayol. Al kız Binnaz, al şunu iç. İç iç. Yavaş Binnaz teyze, boğulacaksın. Ay denize mi giriyordu, boğulacak canım. Ay sen. Ağa Çikili Bey. Gördünüz mü, gitti orada kaldı. Ay sen de onu evden kovmasaydın Binnaz teyze. Böyle olacağını bilsem kovar mıydım Çikili Bey'i? Vah vah, kadının içi yanıyor ayol. Ay itfaiye mi çağırsak, ne yapsak? Ay. Aman bırakın Gırgır be. Tamam Binnaz, kendine gel, bırak onları düşünmeyi kız. Hiç olur mu Sabahat? Gitti. Koç gibi Ciguli gitti. Koç gibi. Aa, koç. Hiç koç görmesek inanacağız hani Binnaz. Sen hiç koç görmedin mi Davut amca? Ben bu durumun altına kalamam. Ben o Memnun'a karısının canını okumazsam bana da Binnaz demesi illan. Yanında kız ne yapabilirsin ki? Ay bütün peçeteleri yırttı, masrafa bak ya. Aman. Ne dedin? Ah, herhalde çaldılar diye Ciguli Bey'i aramayacaksın değil mi? Polis çağırmayacaksın. Polis mi? Çünkü çekil bakayım şuradan. Nereye gidiyor kız bu? Telefona gitti. Ay polis çağıracak. Polisi aramayacak herhalde. Haber çağırayacak. Ne dikilip duruyorsunuz burada? İşinizin başına gitsenize. Bak anneciğim, güzel anneciğim. Dinle beni, anacığım dinle. Çekil ya. Biliyorum o komisyon parasını istiyorsun ama yok öyle bir para. Anne ya, durum çok ciddi ya. Ya Adile abla ya, başımız gerçekten belada, o para bize lazım ya. Ya lütfen ya. Ya ana, adamlar bizi inşaattan aşağı atıyorlardı ya. Hem de siz 8. kattan Adile abla. Lütfen kurban olayım ya, lütfen ya. Vallahi 8. kattan değil, uçaktan atsalar ne yapayım. Anacığım ya, ne diyorsun ya. Biricik oğlunu beni aşağı atıyorlardı, öldüreceklerdi ya. Beni de öldürüyorlar Adile abla. İyi ya işte, ben de o parayla size güzel bir cenaze töreni yaparım ha. Ya ne olur Adile abla, kurban olayım. Ne yapıyorsun orada? Anneciğim yapma, gözünü seveyim ya. Bana bak, boşuna dil dökmeyi bırakın. Bıktım ikinizden de. O parayı unutun, para falan yok. Kafamı da ütülemeyin, tamam mı? Ana! Adile abla, Adile abla, ne olur. Yeter mi? Lütfen ya, lütfen ya. Ana! Ya inanmıyor bize ya. Şimdi çıldıracağım, ne yapacağız şimdi abi ya? Buyurun, biraz da domates vereyim Cigül Beyciğim. Oğlum Oski, yavaş biraz ya. Tamam baba ya. Yesin çocuk Şükrü Beyciğim, rica ederim. Aydan, yumurtalar nerede kaldı? Getirdim anne, getirdim. Al anneciğim. Yumurtalar nerede? Burada. İdi. Ay. Koridorda düşürmüşsünüz, git bak. Hadi ye yavrum, afiyet olsun. Çikili Beyciğim, biraz daha almaz mısınız? Buyurun, buyurun. Aydan, yumurtadan çabuk getir kızım. Getirdim anneciğim, al. Teyze, bunlar niye çatlar? Ay tavuk öyle doğurmuş canım, ben ne yapayım? Şşşt, yavuk, çabuk hadi, git çayları getir. Tamam anne, üf. Ay aman, ay ay. Teyze, benimki biraz açık olsun. Aman sinir şey. Şşşt, hadi. Neler söylüyorsunuz Binnaz Hanım? Vallahi billahi kahveden zor evine götürdü o Memnun'a şırfıntı. Bakın biraz temiz konuşun Binnaz Hanım. Hem Cigulü çocuk mu, onu zorla götürsün? Olacak iş mi bu? Oldu vallahi, Cigulü Bey onun elinden kurtuldu. Ne olur komiser bey, şikayetçiyim. Hadi saçmalamayın, çok ayıp oluyor. Hem siz Cigulü Bey'in karısı değilsiniz ki böyle şeylerden şikayet edesiniz. Biliyorum. Karısı değilim biliyorum ama yani Cigülü Bey. Ay ne arsız kadınmış bu Cigülü Bey. Ben hayatımda böyle kadın görmedim. Binnaz Hanım ince ve zariftir.
Bugün yaptıkları olsa olsa sıkıntıdandır Memnun Hanım. Ay, onun neresi zarif Allah aşkına? Gündoz Dövze'yi hiç öyle görmemiştim. Ben bile şaşırdım. Ay, getirdim çayları anne. İnşallah dökmemişindir çayları. Şunu da şuraya al çocuğum bakayım. Ah, bunun içinde çay kalmamış ki teyze ya. Aa, yine mi döktün çayları? Allah seni kahretsin. Siz yemenize bakın. Ben şimdi çayları koyar getirdim. Afiyet olsun. Sağ olun. Tamam oğlum Oski. Bütün sofrayı süpürdün. Yeter. Yemeğini yedi, hadi kalkalım. Aman baba ya. Ne güzel sıcacık uyurduk burada. Olmaz Oski. İnsanları rahatsız etmeyelim. Hadi kalk gidiyoruz. Aman baba sen de ya. Öf. Hadi oğlum hadi. Gidiyoruz. Dur baba. Hadi. Aa, nereye gidiyorsunuz ayo? çok önemli işimiz vardı da. Öyle değil mi Oski? Ya. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Afiyet olsun. Evet. Rica ederim. Rica ederiz. Rica ederim. Gene beklerim. Tabii, buyurun. Tabii geliriz. Buyurun. Nereye gidiyoruz baba? Yürü Oski. Karnımız doydu. Yatıp uyusaydık biraz. Yürü dedim sana. Uykucu deveciğim. Ya bu Cigulü babayı da anlamak çok zor vallahi ya. Hep senin yüzünden kızım. Ay ben ne yaptım şimdi anne ya? Beceriksizliğin yüzünden adamları kaçırdım. Şu yumurtaların hali ne? Kahveci! Buyur abi. Selim'le Kıtır denilen o anasının gözü herifler nerede? Abi yani herhalde gelirler, ne bileyim. Ah kız Zeliha, televizyona çıktığımdan beri o kadar meşhur oldum ki sokakta yürüyemiyorum artık. Ah ne güzel. Ya bugün de film şirketine çağırdılar. Yapma ya, film filan da mı çevireceksin? Ay çekeceğim inşallah. Yakında iyice meşhur olacaksın desene. Artık partiler, sazlar, cazlar, her gece bir yerde. Of of. Bir sürü de hayranım olacak tabii. Kapıda nöbet tutacaklar tabii. Selim de gelip hepsinin gırtlağını sıkacak tabii. Ama başlatma şu Selim'den. Kız Zeliha, seninle konuşmayı özlemişim valla. Ben de özlemişim kız. Zeliha. Evet. O nasıl? Ne nasıl? Şey işte o. O kim ya? Ha Selim mi? İyi. Çok çalışıyor. Şimdi bizim kahveyi de devraldı. Başı oldukça kalabalık. Kahveyi mi devraldı? Hı. Peki yeni biri... Yani anla işte, yeni bir kız var mı çevresinde? Kahvede mi? Yok canım. Ay yoksa kıskanıyor musun kız? Yok be. Kıskanıyorsun sen. Olsun. Ay kıskanıyorsun merak işte. Kıskanıyorsun işte. Vermedi abi ya. Adile abla parayı bize vermedi ya. Ya adamlar bizi öldürürse. Tamam Kıtır kes. Aa, olur mu abicim ya? Hayatımız söz konusu ya. Sen bunları anlamak istemiyorsun ya. Ya olmaz abicim ya. Olmaz ya. Olmaz diyor sana. Biz öleceğiz abicim ya, biz öleceğiz. Sen oğlum, ne demek lan. İstiyorsun ya? Ay, bırak oğlum ya, bırak ya. Yürü lan. Abicim neden böyle yapıyorsun abicim? İnsan değil miyiz? Adile abla parayı niye vermiyor abi bize? Abi biz burada niye bekliyoruz ya? Oğlum adamları görmedin mi? Hangi adamlar abi? Lan kahveye gelmişler, bizi aşağı atan adamlar. Eyvah, yandık. Anneciğim. Gel lan buraya. Gittiler mi abi, gittiler mi? Gel gidelim kahveye. Ne diye gelmiş bu adamlar ya? Çocuklar neredesiniz ya? O herifler geldi sizi sordular. Gördük abi, gördük. Ama ne olacak şimdi? Ya çocuklar bu adamlar tam belaymış yahu. Ne yapacaksınız şimdi? Ha, abi annem de inanmıyor ki işte, anlatamıyoruz işte. Abicim ne yapacağız ya? Ocağımıza incin dikecekler bu adamlar ya. Abi ya. En iyisi biz gidelim abi. Şu takıyı bulmamız lazım ya. Hadi yürü. Tamam hadi. Hadi iyi şanslar. Allah Allah. Abi bizi ararlarsa biz yokuz. Tamam oğlum ya. Hadi. Abi bizi ararlarsa biz buradan taşındık. Ha, yok gidin ya. Tamam gidin oğlum hadi. Hadi. Ne olacak bu çocukların hali ya? Ay Allah'ım yarabbim ya. Bizim de başımızı böyle sokacaklar ya. Abi gördün mü başımıza gelenleri ya? Sus Kıtır, düşünüyorum. Abi şimdi ne yapacağız? Oturup ölmeyi mi bekleyeceğiz ya? Gidelim buralardan. Issız bir adaya gidelim abi. Orada yaşayalım. Kıtır sus, düşünüyorum dedim ya lan. Abi bak o ıssız adada neler yaparız biliyor musun? Çiftlik kurarız, tavuk yetiştiririz, inek alırız, domuz alırız. Yok, domuz pis hayvan. Olmaz. Oğlum sen başıma bela mısın? Ay ne yapıyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz ya? Ya şey ıssız adaya aman.
Öf, başımız belada. Aha. Adamlar bizi arıyorlarmış. Şimdi gidip şu takip eden şikayetçiyi arayacağız. Ay iyi yaparsınız vallahi. Bana bak, mahalleye gelip bizi arayan olursa biz ikimiz de yokuz, tamam mı? A, tamam tamam ha. Merak etme. Ha. Hadi takılmayın, tamam, hadi, dikkat edin kendinize. Hadi, hadi yürü lan. Abi ya bir dakika ya, ben burada kaldım ya. Ulan Kıtır ne pis adamsın ya, pis adam pis diye bulur, yürü. Yürü. Abi bak aklıma ne geldi biliyor musun? Ha. Bizim bu taki var ya, ısınca ısın odada olmasın. Yan Kıtır seni de ıssız adada özerim lan, öldürürüm lan seni, öldürürüm. Tamam ya, yürü. Abi yapma bunu ya. Sus lan. Sıcacık elde kalacak, ne güzel. Burada soğuktan donacağız. Kızma ama, bazen kafan hiç çalışmıyor, kusura bakma. Kadın sana kesik işte, anlasana Cigulü baba. Niye cevap vermiyorsun ya? Aa, sen ağlıyorsun Cigulü baba. Yok be, gözüme çöp kaçtı. Ben mi seni üzdüm? Hay Allah beni kahretsin. Yok be evlat. Beni üzen alın yazın. Şu halimize bak. Evsiz barksız, sokaklarda 5 kuruş, parasız. Bu yaşa geldim, bir baltaya sap olamadım gitti. Ağlama be Cigulü baba. Bazen olur böyle şeyler. Sonra düzelir her şey. Bok düzelir be. Hiçbir şey düzelmiyor işte. Karımın, kızımın ölümünden sonra her şey ters gidiyor. Bazen oluyor ki çok sevdiğim karımı, yüzünü doğru dürüst göremediğim kızımı özlüyorum. Ah kahpe felek ah. Ah kahpe felek ah. Gülbeyaz Cigulü'nün kızı. O nasıl oluyor? Aynı gece aynı hastanedeydik. Cigulü ile Davut'un başka başka odalarda kızları olmuştu. Ancak Davut'un çocuğu öldü. Cigulü'nün de karısı öldü. Doğumdan sonra Davut ne yapıp edip ölen kızının yerine Cigulü'nün kızını aldı. Kendi ölmüş bebeğini alıp onun yerine koydu. Cigulü'ye bebeğinin öldüğü söylendiğinde çok üzüldü. Dünyasına küstü. Bütün bunları sen nereden biliyorsun? Ben o sırada bebekleri değiştiren hemşireyle beraber... Aa, hadi kız hazır değil misin daha hala? Tamam anne tamam. Anne kız, nasıl oldun? Ay çok güzelsin, çok. Hadi acele et, senaryocu bizi bekliyor. Anne kız, ay ister misin filmde falan oynayayım? Aa, oynayacaksın tabii. Büyük bir yıldız olacaksın sen. Bak kız Gülbeyaz, sen şöhret olunca o Zeliha ile Adile'yi sana sekreter alacağım. Ay. Anne ne komik olur değil mi? Ay, ay çok akıllısın valla. Herhalde kız. Kafam zehir gibi çalışır evvel Allah. Hadi hadi yürü. Babanın o asık suratını görmeden çıkalım hemen. Ay. Ne varmış babasının suratında? Ay, ay ne olacak canım? Maşallah eskisi gibi yakışıklısın. Biraz genişlemişsin, şişmişsin. Dubleks daireye dönmüşsün ama. Sen aynada kendi suratına baksana. Ne varmış ayol suratımda? Tarlaya tohuma bırakılmış kabağa benziyorsun. Aa, kız benim nerem kabağa benziyor? Hadi anne hadi sebzelerle uğraşmayı bırak da gidelim. Ayol karnabahar gibi kadınım, karnabahar. Sen hep lahanayla karnabaharı karıştırırsın zaten. Aa, kız Gülbeyaz. Lahanaymışım, bilmem neymişim. Hep böyle yapıyorsun zaten. Allah kahretmesin senin yüzünden şu telaşım. Allah seni bildiği gibi yapsın inşallah. Cadı. Seni bekliyorum anne. Geldim geldim. Duydun mu babana kız? Yok kabakmışım lahanaymışım da. Ay anne, Mahsun seni kızdırmak için söylüyor. Sen hiç lahana kabak olur musun? Domates gibisin maşallah. Aa, sen de mi Gülbeyaz? Anne şaka yaptım. Şaka yaptım ya şaka. Aa, kapı çalıyor. Ne var? Aa, siz miydiniz? Merhaba. Hoş geldiniz. Anne, anne. Aa, kız Şuşu hoş geldin. Kız hoş geldin. Ay hoş bulduk. Sizi almaya geldik. Bir sanatçıyı evinden arabayla almak daha iyi olur dedim. Ay kız çok iyi etmişsiniz ama. Gülbeyaz seni menajerine tanıştırayım. Ben Filiz. Artık bütün işlerinizle ben ilgileneceğim. Hareketlerinizi ve giyiminizi ben tayin edeceğim. Aa, sana ne benim giyimimden hareketlerimden be? Ama, anne! Doğru ya. Bu ne karışıyormuş benim kızıma? Gülbeyaz'ın büyük bir sanatçı olması için uğraşıyoruz Sabahat Hanım. Kız
Galiba haklılar. Ay iyi, tamam, menajerim sensin. Hadi öyleyse gidelim. Gidelim. Buyurun. Ay anne. Şuşu. Dur da ben gideyim ayol. İyi ki arabayla geldiniz beni almaya. Ay çekilsene be. Ay ne iyi ettiniz de beni almaya geldiniz. Yalnız dikkat edin, sokağımızda bulunan sarı çıyanları ezmeyelim. Sarı çıyanmış. Çarpık bacaklı, gerizekalı, manyak. İşte bu kahveydi Kıtır. Ha. Pardon abi. Pardon abiciğim. Buyur abi çayını. Abi nerede bir herif ya? Yok. Hayrola, birini mi aradınız? Evet abi. Evet. Taki diye birini arıyoruz da. Niye arıyorsunuz? Bir meselemiz vardı abi. Para mara mı çarptı yoksa? Evet, hem de ne para be? Abi biz emlakçıyız abi. Bir binayı kendi malı diye sattı bize. Yapar yapar. Onun işidir bunlar. Zor bulursunuz onu. Parayı çarptıysa uçmuştur. Kim bilir nerededir şimdi. Vay be. Şimdi yandık işte. Hem de çıra gibi yandık be abi. Ya abi ya. Başımız dertte ya. Parayı veren adam bizi öldürtecek abi ya. Ama işiniz zor. Arayıp bulacaksınız onu. Başka çaresi yok. Ama nerededir Taki abi? Havada, karada, hatta denizde, her yerde olabilir. Taki bu. Ah be ah. Yandık, vallahi yandık be abi ya. Yansak iyi, öldük, öldük. Adamlar belanın teki. Belaymış, nereden anladın Tarık Bey? Belli Adile Hanım, belli. Biz adamı gözünden anlarız. Ya. Ay Selim'le Kıtır da çok korkmuşlardı Adile abla. Bu çocukların başı gerçekten dertte Adile Hanım. Parayı iade etmekten başka hiçbir çaremiz yok Adile abla. Bana bakın, sizin ikiniz de Selim kandırmış. Ay Selim mi kandırmış? Tabii, ağız birliği yapıyorsunuz ama beni kandıramazsınız yalancılar. Ama Adile abla. Aması maması yok. Adile Hanım bakın, bu işi biliyoruz, yapmayın. Susun. Ben parayı iade falan etmiyorum. Para bende kalacak. Anlaşıldı mı? Herkes de bunu böyle bile. Allah Allah. Bir para da tutturmuşlar gidiyor. Bu kadın da hiç laf dinlemez ki. Şimdi yapımcımız Murat Bey ve senaristimiz Umut Bey ile tanışacak. Ay, ay bayılacak gibi oluyorum anne. Şşt, kendine gel kız. Lütfen heyecanını belli etme Gülbeyaz. Ay tamam tamam anladık. Size Gülbeyaz Hanım'ı getirdim aman Murat Bey. Aman neyi ettiniz. Buyurun. Merhaba Gülbeyaz Hanım. Yapımcımız Murat Bey. Merhaba. Maşallah, çok da güzelmişsiniz. Bu da meşhur yazarımız Umut Selam Bey. Selam canım, hoş geldin. Ben de Gülbeyaz'ın annesi Sabahat. Memnun oldum. Merhabalar efendim. Buyurun oturalım artık. Buyurun. Oturalım buyurun kız. Geç kız, buyurun. Geç baş köşeye. Geç çekilsin evladım, şuradan. Çekil. Gel. Neredeyse alacağım abi. Burayı hatırladın mı? Çocukken annemden babamdan dayak yedikçe buraya kaçardık. Bu sefer dayak yemeyeceğiz. Bu genç yaşta kara toprağa gireceğiz abi. Nasıl oğlum ya? Erkekler ağlar mı ya? Nasıl olamam abi? O tank itinen adam bizi öldürecek abi. Biz öldük ya. Öldük lan biz ya, öldük ya. Baba! Baba bak Selim abiler baba. Ne işleri var burada? Kalk gidip bakalım. Selim. Siz ne yapıyorsunuz burada? Hiç. Niye ağlıyorsunuz? Gözümüze çok kaçtı. Siz niye ağlıyorsunuz ya? Bizim de gözümüze çok kaçtı. Ya, ya. Çok da mı kaçmadı abi? Bizim halimiz çok kötü ya. Ne oldu? Mafyayla başımız nerede? Kahveyi basmışlar. Tekrar geleceklermiş, bizi öldürecekler abi. Yeter be! Erkek adam korkar mı hiç? Korkar, korkar! Korkmayın ya! Atın önümü arpadan olsun be! Hadi kalkın, kahveye gidiyoruz. Gelin! Hadi! Doğru söylüyorsun.
hadi. Gel. Hadi. Hadi. Yürüyün be, gidelim be. Abiler. Gülbeyaz'ın yeteneği senin senaryolarınla birleşince ortaya muhteşem sanat yapıtları çıkacak. Demek arkadaşınızın yeteneğinden bu kadar eminsiniz öyle mi? Siz ne dersiniz Gülbeyaz Hanım? Şey, ben anlamam. Aslında Şule Hanım yeteneklisin dedi, ben de geldim. Aa, doğru söylüyor kız. Tabii yeteneklisin. Ah ah, göreceksiniz. Bir gün nasıl şaşırdık. Bir gün çocukken eve geldi. İki gözü iki çeşme. Anne dedi, benim için bu kadar çalışıyorsunuz ama ben size layık olamıyorum dedi. Yeni aldığınız cüzdanı kaybettin dedi. Enteresan. Ağlama kızım dedim ama ağladı. Baban sana yenisini alır dedim, gene ağladı. Sokağa çıkıp aramak istiyorum dedi, çıktı gitti. Sonra? Meğerse oyun oynamak için yalan söylüyormuş. Akşama doğru ekmek almaya sokağa çıktığımda bir de ne göreyim? Gülbeyaz elinde top koşturup duruyor. Maşallah, maşallah. Top dedik, top yani. Görüyorsun Umut, Gülbeyaz'ın yeteneği daha çocukken ortaya çıkmış. Haklısın, ancak emin olmadan önce şöyle bir iki deneme daha yapmak gerekiyor. Günaydın. Günaydın. Hoş geldin Davut. Hoş geldin Davut. Adile Hanım, senin Selim nerede? Ne bileyim ben. Kıtır'la birlikte gene bir numaralar çeviriyorlar ama Göya mafyayla başları dertliymiş. Belada belada. Çocuklar doğru söylüyor. Bak, seni de kandırmışlar Davut Efendi. O kadar dik kafalı ki inanmıyor bir türlü. Adamlar gel diyoruz, bir türlü inanmıyor. Ha. Boşuna uğraşmayın, beni kandıramazsınız. Kahveci. Buyur abi. Selim'le Kıtır denilen o zibidiler gelmediler mi hala? Gelmediler, ne olacak? Sen de kimsin be? Ben Selim'in annesiyim. Nerede o dolandırıcı veletler? Hadi be, gidin işinize, numaracılar sizde. Gideriz, gitmesine de şu para işini halledelim. Öyle öyle. Göya Selim'le birlik olup aklınız sıra beni kandıracaksınız ha? Gidin de siz çocuk kandırın o aklınızla. Gülme be kadın, asabımı bozuyorsun. Bak sana son defa söylüyorum, fena olacak sonra. Adile Hanım, adamlar ciddi. Ay, ben de çok korktum doğrusu. Koy cebine o mantar tabancasını efendi. Mantar tabancası ha? Hey ya. Hava kararınca gene geleceğiz. Para hazır olmazsa gerisini siz düşünün. Hadi gidelim. Adile Hanım, inandın mı şimdi? İnandım, inandım. Ay vallahi inandım. Bravo, bravo. Çok yumuşak bir suratınız var Gülbeyaz Hanım. Verdiğim bütün mimikleri başarıyla yaptınız. Dedim sana değil mi? Ninnik hareketi dedi kız bu. Anlamadım anne. Oyunculuk bunda bitmiyor ama. Çok doğru. Bir de sözlerle aranız nasıldır ona bakalım. Şimdi bize bir şiir okur musunuz? Ay ben şiir bilmem ki. Canım, olur mu öyle şey? Mutlaka bildiğiniz bir şiir vardır. Aa Gülbeyaz, hiç mi bildiğin şiir yok? Kız, var bir tane, onu okursun. Ay kız anne, olur mu hiç? Olur olur. Olur olur, sizi bekliyoruz. İyi peki. Anneciğim, seni ben çiçeklerden, yemişlerden, sarı saçlı bebekten çok severim. Gitme, hep yanımda kal. Beni kollarına al. Pembe gülden daha al. Yanağından öperim. Bravo, bravo. Çok etkileyiciydi. Bakın, şiir o kadar etkileyiciydi ki annenizin gözleri nasıl doldu. Haklısınız. Ben de çok sevdim. Ben bile içlendim vallahi. Tamam. Bu iş olacak galiba. Öyle değil mi Murat Bey? Evet, olacak. Eminim olacak. Ay! Ay! İşte paracıkların hepsi burada. Ay, alın terimiz gidiyor ya. Ya gitsin Zela, yoksa biz gideceğiz gümbürtüye ya. Ya hadi tamam, bizim aldığımız parayı verdik de yatak üçkağıtçısının aldığı parayı nasıl vereceğiz? Evet ya, adamlar onu da istiyorlar. İyi ama o parayı siz almadınız ki çocuklar. Almadılar ama üçkağıtçıya aracılık yaptılar. Adamlar paralarını istemekte haklılar. Ama sizden değil. Allah'ım, şu belayı başımızdan bir al, kurbanlar keseceğim, mumlar yakacağım vallahi. Bu adamlar belalı. Bir şeyler yapmak zorundayız çocuklar. Peki de ne? Tefeciden para isteyelim. Ne dedin? Zeliha, ben seni... Yapma ya, yapma ya. Yapma ya. Bu senin oyun lan. Yapma ya. Kıza bak, haşet ettin kızı ya. Durun çocuklar. Kesin kavgayı da bir çare bulalım. Ne yapayım, kendin mi oyun ha? Ya bir dakika, ben buldum. Ne söylesene? Ne? Evimi saklamayı düşünüyorsanız
Olsun, hayır açın. Zaten parayı ödemeye yetmez ki. Tabii ya. Ya bir dakika Suya. Siz hiç kamera şakasını görmediniz markette? Ne yapmışlardı? Kamera şakası. Kamera şakası mı? Ne olmuş kamera şakasına ya? Ya bir dakika Sünda. Anlatacağım bayanlar beyler. Evet olsun. Süsün. Anlat olsun. Yaklaşın ya. Anlat anlat. Bu kadar Gülbeyaz Hanım. Sizde tam sanatçı tipi ve yeteneği var. Bir de buna benim senaryo kabiliyetim eklenince siz Türkiye'de bir numara olacaksınız. Ay gerçekten başarabilir miyim Filiz? Biz neleri yani ne yetenekleri meşhur ettik. Ay benim kızım artizm oluyor şimdi. Allah'ım bugünlerde gösterecek misin? Sana şükürler olsun. Ay deme yok. Hayır ağlamayın. Çünkü kızınız bir dizide oynayacak. Evet. Ne? Dizi mi? Evet. Bana bir şeyler olsun. Anne. Üzülmeyin Gülbeyaz Hanım. Sabahat Hanım. Heyecandan. Kendinize gelin Sabahat Hanım. İyi akşam yemeği yeriz. Yine birlikte. Anne. Sabahat Hanım. Annemizin bir şeyi yok. İyileşecek. Merak etmeyin. Acaba bu akşam bize gelsin. Şu senaryo işini konuşsak. Ben annenize ilgileniyorum. Evde senaryo mu çalışacağız? Akşam yemeği. Niye ki? Evet dizide oynayacak Sabahat Hanım. Dizide oynayacak. Gülbeyaz. Senaryo. Gülbeyaz. Gülbeyaz dizide. Yer yarıldı sanki içine girdi. Sonra ne oldu? Ama siz beni dinlemiyorsunuz galiba. Aa, dinliyorum canım Binnaz. Olur mu? Arıyorum bir yerde yok. Çıkın bey. Çıkar ortaya merak etme. Geliyorlar. Geliyorlar mı? Geliyorlar. Abi hazır mısın? Tamam Selim hazır. Tamam Selim hazırız ya. Ayıp ettin. Aman bir şey belli etmeyin çocuklar. Ne oluyor be? İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Para hazır mı? İşte hepsi burada, buyurun. Buyur abicim. Komisyon tamam da esas para ne olacak? Biz bu kadar aldık abi. Hepsini de geri veriyoruz. Evet abi. Takıya kaptırdığınız paraları da istiyoruz. Vallahi biz onları size veremeyiz beyler. Vermek zorundasınız. Yoksa... Abi böyle silahtan ayıp oluyor yani. Ne olacakmış be? Abi bak mevzu şu. Burada çok belalı dayılar var. Maazallah başınıza bir iş gelebilir ya. Ne diyorsun sen be? Geçmiş olsun abi. Ulan anamı kesen ben. Babamı kesen ben. Var mı lan bize yan bakan ha? Sok ulan o makinayı cebine. Ne var lan? Kumar mı oynuyorsunuz? He? Tad olun hadi. Öpeyim abi. Öpeyim abi. Al bacım. Allah. Hoş geldin kaka abi. Eyvallah. Eyvallah. Güzel bacım. Eyvallah. Kim bunlar ya? Kalksana çocuk. Niye kalkıyormuşum ki he? Konuşma lan velet. Gel oğlum. Sen de kalksana ihtiyar. Ne olmuş yani? Size hesap mı vereceğiz ha? Kes ulan şunun kolunu. Sen niye kalkmıyorsun lan ihtiyar? Geç kaldı kız. Babanın suratından geçilmez artık. Kahvededirler belki anne. Hadi bir bakalım. Anne şunlara bak. Aynı antika gibiler. Kim bu baltalar acaba? Ne bu ağaç? Çekilir misiniz? Buyurun.
Geç yavrum. Ay! 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 Kapıyı sanıyorlar. Ya hudur. Kıttı mı kocanı sarmadın mı sen ha? Aa! Davut! Aa! Ne bu hal? Davut abi, Davut abi. Aa! Cikuli! Ay o ne oldu bunlara? Ne? Aa! Cikuli ile Davut. Aa! 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 Ne oldu lan? Parayı aldınız mı? Aldık. Aldık da. Ne oldu? Gerisini alamadık. Niye? Sorma abi. İki Külhan Bey geldi. Bir adamı ayağa kalkmadı diye delik deşik ettiler vallahi. Siz de korktunuz ve paranın gerisini almadan geldiniz öyle mi? Öldüreyim mi lan sizi? Öldüreyim mi ha? Toplanın lan. Hepimiz gidiyoruz. Vallahi bu kabadayılık olayı sardı beni Davut. Eskiler bir başkaydı Ciguli. Öyleymiş. Geliyorlar. Geliyorlar. Hadi geliyorlar. Bizimkiler geldi. Bakalım son numarayı yutacaklar mı? Yutacaklar. Artık paramızı verin dolandırıcılar. Abi biz verecektik ama kadırgalı tuttuz kardeşler olmaz dediler. Kimmiş kadırgalı kardeşler? Abi. Buradalar. İşte buradalar. Ya buradalar. Biziz. Benimle dalga geçmeyi bırakın. Hemen ödeyin paramı. Onlar para filan ödemeyecekler. Anladınız mı bozguncu takımı? Siz de kimsiniz be? Defolun gidin başımdan. Ne diyor bunlar be? Kafayı yemişler. Abiler. Abileri duydunuz. Biz bu parayı onlara verelim. He? Evet vermeliyiz. Hayır ödemeyeceksiniz. Mecburen vereceğiz abi. Abicim, bizi öldürecekler. Sözümüzü dinlemiyor musunuz? Sizi dinlemiyorlar. Bizi dinliyorlar. Vay be. Var mı bize karşı gelmek? Var mı böyle kelam? Öldünüz siz be öldünüz. Biz de adıyla sanıyla kadırgalı derler. Anasını yiyen ben. Babasını yiyen ben. Kardeşimi şiş kebap yapıp yine yiyen ben. Öldünüz siz be öldünüz. Şimdi sıra sizde. Temizleyelim şunları. Şunların haline bak. Hey millet. Kalkın kalk hadi gittiler. 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 Gittiler.